Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu akşamki programımızda Doktor Serdar Şahinkaya dostumuzla birlikte olacağız. Onunla sohbetimizi geliştireceğiz. Serdar Şahinkaya eksik olmasın, daha önce de bu programlar çerçevesinde bizimle birlikte olmuştu. Serdar Şahinkaya genç bir iktisatçı. Yani kendisine sorsak gençliği kabul etmez, biz de yaşımızı başımızı aldık der ama bizim kuşağa göre genç ve ne diyeyim yani, nazar değmesin. Aman estağfurullah. Serdar Şahinkaya ayağı yerde bir iktisatçı. Yani o böyle sözüm ona kuramların içerisinde kendini kaybetmişlerden değil, Türkiye'nin içinde somut olayların ışığında ve elbette ki yerli yerinde bir iktisat kültürünün de desteğiyle katkılarını sürdürüyor. Şimdi bu akşam onunla konuşacak çok şey var. Çünkü dünya kaynıyor ve hepsinin gerisinde de iktisat var. Şili kaynıyor. Efendim Tunus'ta neler oluyor? Yani akıl almayacak şeyler oluyor. İnsanlık yeni bir dönüm noktasındadır diyenleri haklı çıkartacak çok şeyler var. Evet. Yani sadece yoksul ülkeler kaynamıyor. Amerika çöküşün eşiğinde değil artık. Çöktü Amerika. Kıta Avrupa'sında. Kıta Avrupa'sı, Avrupa Birliği paramparça oluyor. İngiltere. İngiltere değil mi? Her taraf. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Evet. Şimdi öbür taraftan da Castro yaşını başına bakmadan bağırıp duruyor. Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi kapımızı çaldı diyor. Bu korkunç bir tablo. Yani korkunç ve ilginç. Ne manada ilginç? Yani insanlığın böyle 200 yılda bir falan gördüğü önemli dönüm noktalarından bir tanesindeyiz. Bütün ciddi gözler bunu böyle söylüyorlar. Şimdi Türkiye bundan nasıl bir pay alıyor? Serdar dostumuzla bunu tartışırız, bunu görüşürüz geniş ölçüde. Ama bana öyle geliyor ki Türk halkını ve Türkiye'deki zinde güçleri pansumana tabi tutmak için diyeceğim. Avrupa Birliği çok önemli bir faktör olarak işlev görüyor. Yani aman kımıldamayın, Avrupa Birliği'ne gireriz meselesi. Bu tabii fazla dokunmak da istemiyorum. Ne yapalım artık, memleketin sessizliği böyle sağlanıyorsa böyle sağlansın. Çünkü tutarlı bir alternatif çözüm olmadığı sürece kargaşa temenni edilecek bir şey değil. Yani evet. Tunus'taki bilmem Şili'deki çaresizliğin ortaya çıkardığı durumlar. Avrupa Birliği meselesi de ilginç bir mesele. Herkes biliyor. Bana öyle geliyor ki bu iktidarın sahipleri de biliyorlar bizim Avrupa Birliği'ne alınmayacağımızı. Evet, evet. Avrupalılar zaten biliyorlar. Kulakları çınlasın, Erol Manisalı Avrupalı liderleri bir tasnife tabi tutmuştu. Bir kısmı Türkiye'nin alınmamasını açıkça söyleyenler, bir kısmı da oyalayanlar. Nitekim Valéry Giscard d'Estaing bir ara patladı. Dedi ki ya ne yapıyorsunuz? Niye bu insanları oyalıyorsunuz, kandırıyorsunuz? Yani şeydin, açık açık söyleyin alacaksanız, almayacaksanız falan diye. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ve bu çerçevede mesela Sarkisyan da Avrupa Birliği'ni kullandı değil mi geçenlerde? Evet, geçtiğimiz hafta. Yani siz işte bu işgalci, barbar zihniyetinizden vazgeçmezsiniz, Avrupa Birliği'ne alınmazsınız. Kendisi gitmiş büyük zulümlerle Karabağ'ın üzerine oturmuş. Ondan sonra işgalci diye Türkiye'yi, ve işin ilginç tarafı bizimkiler de buna yerli yerinde cevaplar oturtamıyorlar. Yani evet, benim gözümden mi kaçıyor acaba bilmiyorum. Yani o öyle diyor. Yunanlı başka bir şey diyor. Aman Avrupa Birliği'ne girmemiz tehlikeye girer falan havası içerisinde. Bizimkiler de bizler biraz fazla terbiyeli hareket ediyorlar gibi geliyor bana. Mahcup. Mahcup. Bu kısaca isterseniz bu Avrupa Birliği meselesinden girelim. Şöyle, yani açı şöyle yapalım. Yapalım. Ben Avrupa Birliği ile ilgili meseleye girmeden önce bir cümle, bugün çok önemli bir bilim insanını kaybettik. Onu başınız sağ olsun. Sizin yakın dostunuzdur. ODTÜ Sosyoloji Bölümünün öğretim üyelerinden ve o 1968 ODTÜ ruhunu yaratan sevgili hocam Hasan İnan Nalbantoğlu'nu bugün sonsuzluğa uğurladık. Tamam, acınızı paylaşıyoruz. Ben kendisini çok yakından tanımak
fırsatım olmadı ama de, uzaktan takdirle izlediğim için. Geçtiğimiz günlerde Mülkeli'yle dostu olan bir hoca olarak Mülkeliler Birliği ilk defa Hasan Ünal'ın Albantoğlu'yuna onursal mülkiyle ödülü vermişti. Onu saygı ve özlemle anıp ben konuya olmuş başlayayım. Şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. Uzun zamandır aslında bu Avrupa Birliği meselesi biraz sanki toplumun gündeminden düşmüş gibiydi. Hı hı. Ne zaman? İşte Kasım 2010'da gene mutat olduğu üzere bir Avrupa Birliği ilerleme raporu yayınlandı. Hı hı. Eskiden hatırlayın mesela 2004 ilerleme raporunda gürültü çıkardık hep beraber nereye götürülüyor ülke falan diye. Fakat bu Avrupa Birliği meselesini merkezi otorite de soğudu, elini soğuttu. Hatta Avrupa Birliği taraftarlığı gibi anketler yapılıyordu biliyorsunuz. Hı hı. Bu hep böyle %75-85 bandında gidiyordu. Şimdi %30'larda falan seyrettiği söyleniyor. Burada ilginç nokta şu. Kasım 2010'da Avrupa Birliği'nde yayınlanan 2010 ilerleme raporuna Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sürdüren müzakereci bakanımız belgeyi herhalde bütünüyle okuduğu için şöyle bir cümle söyledi. O pek gözden kaçmamalı bence. Tam üyelik görüyorum bu raporda dedi. Kasım ayında çıkan rapordan sonra müzakereci bakanımızın söylediği bu. Ama Avrupa Birliği'ni yakından izleyenler ve Avrupa Birliği'ne mutlaka girmezsek tek alternatifimiz odur diyen çevrelerin en önde gelenleri bile bu Kasım 2010'da yayınlanan Avrupa Birliği raporuna inanılmaz mesafe koydular benim gördüğüm kadarıyla ilk defa. Şimdi bu Kasım ilerleme raporunun bağlamında ben 2-3 hususa dikkat çekmek istiyorum. Rapordan bağımsız ama bir ciddi senkronizasyonun olduğunu düşünüyorum. Son 15 günü şöyle bir filmi geriye doğru sarıp baktığımızda mesela Merkel'in Kıbrıs ziyareti var. Güney Kıbrıs'ı Rum yönetimini ziyareti var ve orada yaptığı çok resmi ve çok sert, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ta işgalci gösteren bir Merkel söylemiyle karşılaştık. Birdenbire değil bu ama uzun süredir böyle bir iş yoktu. Yani tarihsel, yakın tarihin gerçekleriyle bu kadar çelişen bir beyan nasıl yapılabilir? Yani bizim Şahinkaya, siz de herhalde o zaman hatırlıyorsunuz olayı değil mi? Bu Albaylar Cuntası Yunanistan'daki Amerika'nın desteğiyle demokrasiye son vermiş olan Albaylar Cuntası. Orada Nikos Samson diye bir faşisti başa geçirdi. Evet. Ve Nikos Samson sadece Türkleri değil, çok cahil bir dikkattir, Rumları da jenosite tabi tutacak. Makarios dahil. Evet. Hepsini büyük sıkıntıya sokacak bir politika izlemeye başlamıştı. Makarios korkudan kaçtı. Makarios Türk ordusu oraya giderek sadece Türkleri kurtarmadı. Aynı zamanda Rumları da bir faşist yönetimin zulmünden hatta kurtardı. Hatta bunu o çıkarmanın yani 20 Temmuz 1974'ün takriben ya aynı günü ya 21 Temmuz'da o dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in ağzıyla da biz adaya sadece Türkler için değil Rumlar için de gittik diye gerçek o dediğini siyah beyaz televizyonlardan hatırlamak lazım. Şimdi bu Merkel'den sonra takriben bir 3-5 gün ya da belki bir hafta geçti. Batı komşumuz olan Yunanistan'ın başbakanı Papandreou Erzurum'da bir konuşmasında inanılmaz şeyler söyledi gene. Onu da hatırlatın lütfen. Yani orada da gene Kıbrıs'ta işgalci olduğumuz, Avrupa Birliği'ne bu mesele nedeniyle girme ihtimalimizin çok zayıfladığı, Ermenistan'la olan sınırı açmadığımız falan söylendi. Şimdi Erzurum'da söylüyor bunu. Aradan ve orada bizim başbakanımız bunu sükunetle karşıladı değil mi? Yani bir sonraki oturumda bir şeyler söyledi başbakan da ama iki kürsüde iki ülkenin başbakanı birbirlerini dinlerken herhalde nezaket gösterdi ya da belki o anda simultane çeviri falan işinde bir zorluk oldu büyük ihtimalle. Fakat ondan 3 gün sonra yani bu 15 gün içinde Merkel, sonra Papandreou, sonra da Papoulias. Papoulias kim? Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Atina'ya ziyareti sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı Papoulias birdenbire 1915 olaylarında Türklerin soykırım yaptığı.
Bu koroya Sarkisyan da bizzat katıldı biliyorsunuz. Tabii ki. Aynı yerde de aynı zaten. Yani onun da beyanları var. Ve Ermeni ile Ermenistan ile Türklerin arasındaki sınırın açılmayışının Avrupa Birliği'ne gidecek süreçte en önemli engellerden birinin teşkil edildiği falan söylendi. Şimdi bu üçünü bir kenara koyalım. Eğer izniniz olursa şu Avrupa Birliği sürecindeki bir köşe taşlarına bir bakalım birlikte. Avrupa Birliği'nin sizin girişte söylediğiniz gibi Türkiye'nin üyeliği, aday üyeliği, tam üyeliği bağlamında söz ve karar sahibi olan 3 tane organı var. Değil mi? Bir parlamento var, bir konsey var, bir de komisyon var. Hı hı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu. Bunların hiçbirisi, hiçbir resmi belgede Türkiye'nin adaylığının sonu gibi bir timetable'ı, yani bir takvimi olmadığını biliyoruz. Çünkü biz 2004 ilerleme raporundan sonra öyle bir yol izlencesine tabi tutulduk ki hiçbir adaya, yani ülkeni Avrupa Birliği'ne aday ülkeye ya da bugün Avrupa Birliği o üyesi olan, geçmiş süreçte bu üyelik müzakeresini sürdüren hiçbir ülkeye uygulanmayan bir toplumsal statüyle, bir diplomatik statüyle karşı karşıyayız. Nedir o? Ucu açık müzakereler. Şimdi eğer devletler arasında ucu açık müzakereler yapıyorsanız bunun sonunun da ne olacağı aleni bir biçimde ortadadır ki, kaldı ki bana göre Avrupa Birliği'nin iki dominant devleti, yani sürükleyici aktörü olan Almanya ve Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesiyle ilgili bugüne kadar söylediklerini neremize, koltuğumuzun altına alıp sabırla oturup beklemenin bir manası yok ki. Yani her şey yolunda gitse, bütün müzakereler 35 faslın hepsini açıp kapatsak, sonra parlamentosu, konseyi, komisyonu işte tamam Türkiye bitti gelin artık geliyorsunuz üyesiniz desek dahi, sonunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, ki başta Fransa olmak üzere, bunu referanduma götürecekleri ve o referandumdan ne sonuç çıkacağı da iyi kötü biliyoruz. Şimdi burada Yunanistan'ın bir ayrıntılı durumu var. Belki o az önce söylediğim Merkel, Papandreou ve Populias'ın ifadelerini bir küçük hatırlatmada daha bulunmak isterim. O da şudur. Bir ay önce falandı. Türk basınında da ciddi ciddi yer verdiler. Yunanistan'ın Tovima gazetesi, bu aramızda uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz hariciyecilerin diliyle söylersek istikşafi görüşmelerin önemli köşe taşlarından biri olan Yunanistan karasuları meselesiyle ilgilidir söyleyeceğim. Tovima gazetesi dedi ki Türkler, Türkiye Yunanistan tezi olan karasuların 12 mile çıkartılmasını kabul etti. Tovima gazetesinde bu çıktı. Ertesi bizim gün şeye de intikal etti bu galiba, bizim basına da. Bizim basına da çıktı işte. Tabii. Çok küçük haberler ama bunlar mahcup haberler hocam. Ve bitti gitti, kimse tartışmıyor. Çok önemli bir haber. Ne oldu? Oldu mu olmadı mı? Çünkü Yunanistan bugüne kadar Ege konusunda, Kıbrıs konusunda ve Patrikhane konusunda kendi tezlerini bana göre Avrupa Birliği'nin resmi politikası haline getirmiştir. Adım adım kullanarak. 99'a kadar bir kriz, Türkiye'ye karşı muarız ve daha krize yakın tavırlar alan Yunanistan, Avrupa Birliği'ni bütünüyle arkasında hissedince, az önce söylediğim üç eksende... Bir de Türkiye'ye bunun hazmettirilebileceğini zaten görünce. Zaten hazmetme meselesi var. Niye biz Avrupa Birliği'ne biraz bugün değindik? Çünkü bizim, sizin programınızın da başlığı olan halkçı iktisat meselesine bağlayarak ben sözü size bırakayım. Bizim genel iktisadi hayatımıza ilişkin bir dolu strateji, belge, program falan yayınlıyoruz bugünlerde. Ben şunu söyledim, belki dikkatinden kaçmadı o. Yani dünya kaynıyor. Evet. Dünya kaynarken Türkiye büyük bir sükunetle bekliyor. Godoy'u mu? Evet, Godoy'u değil de Avrupa Birliği'ni bekliyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Ve hatta bu Avrupa Birliği birçok işe yarıyor, Avrupa Birliği beklentisi. Ne bileyim yani, Türkiye'de bir bakıma bir istikrar unsuru oluyor bu. Eğer, kara sevda hocam. Bir kara sevda unsuru oluyor. Tabii tekrar ediyorum aynı şeyi. Yani karışıklığı temenni edecek halimiz yok.
amacımız sağlıklı bir alternatifin oluşmasıdır bu çözümsüzlüğe. Bu olmadığı sürece sorunlar çözüm bulmuyor ama dehşette bir sükunet yaşıyoruz. Demek ki bir alternatif meselesi var. O zaman izninle bir konuya, başka bir konuya intikal edelim. O da şu. Şimdi hükümet bir açılım yaptı. İktisat konusunda açılım yaptı. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'ni açıkladı. Bunu incelemek imkanınız oldu mu? O zaman onu bir bize anlatın bakalım. Çünkü önemli olması lazım. O çok önemli. O çok önemli. Hatta kameraya şöyle göstereyim. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014, ama bakın parantez içinde ne yazıyor? Avrupa Birliği üyeliğine doğru. Evet, o şey narkoz her yerde hazır. Evet. Şimdi biz bugüne kadar Türkiye olarak özellikle merkezi... Narkozsuz ameliyat olmuyor. Merkezi otoritenin çıkardığı ve Brüksel'e onay için gönderdiği belgelerin arasında hep böyle Avrupa Birliği gibi bir mesele var. Ama bu strateji belgesiyle ilişkili. Ben ayrıntılı okudum. Bu belge hocam 224 sayfa. 224 sayfalık bir belge. Aşağı yukarı eylem planı ve rekabet gücü analizleri hariç 325 paragraf var. Şimdi ne vesileyle çıktı bu? Bu şu. 9. planımız var bizim. 2012'de 13'te bitecek olan plan. Onun bir ayrı eki olarak 2000 orta vadeli program yayınladık. Bir de yaz aylarının sonunda Türkiye Avrupa Birliği'ne gene. Sonra 2011 yılı yıllık program yayınladı Devlet Planlama Teşkilatı. Bu belge bizi daha sanayileşmiş bir ülke haline getireceğini anlattığı söylenen bir belge. Şimdi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 kocaman bir şey bu. Şimdi ben bu belgeyi biraz vıdıkladım. Şimdi bugün Başbakan'ın bir açıklaması vardı. TÜSİAD'ı ziyaretinde gazeteden intikal etmiş. Ben izleyemedim onu. Diyor ki artık diyor Türkiye kendi arabasını yapmalı diyor. Yani montaj sanayinden arabaya geçmemiz lazım diyor. Herhalde söyleyeceğim. O özlem, daha doğrusu keşke, uyandırılmak istenen özlem. Anladım ama bizim Türk sanayileşme tarihi dersleri de anlatıyorum ben. Türk sanayileşme onunla koşut yani bu tarihini iyi hatırlayanlar sanayileşme tarihimizde çok soylu ama sonu hüzünle biten özellikle Mustafa Kemal dönemindeki uçak fabrikalarını ve 60 ihtilalinden sonraki devrim otomobillerini hatırlatırım bugün Türkiye araba yapsın diyenlere. Şimdi biz bu rapora dönelim hocam. Bu rapor çok önemli. Şundan dolayı önemli. Avrupa Birliği üyeliğine doğru bir sanayileşme perspektifiniz var. Bakın 98 tane referans gösterilmiş şeyde raporun sonunda. Kaynakçada 98 tane eser var. Kendi içindeki sıralama yanlışlıklarını bir tarafa bırakalım. Ben bunları, bu 98'i kurumlara göre yüzde dağılımlarına baktım. 14 tanesi mesela Avrupa Birliği Komisyon raporu. 7 tanesi Dünya Bankası raporu. Ama bakıyorum, eğer sanayileşme bir anlamda iktisadi ve sosyal boyutu bir tarafa, eğer bir mühendislik meselesi ise mesela TMOP yok burada. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası, hele Makine Mühendisler Odası 1970'ten bu yana 2 yılda bir Türkiye Sanayi Kongrelerini yapan bir demokratik kitle örgütü, bir meslek adamları topluluğu yok. Başka kim yok? Mesela şey yok. Sanayi iş kolunda örgütlü mesela petrol iş yok. Genel iş yok. Hava iş yok. TÜSİAD var mı? TÜSİAD olmaz mı? TÜSİAD var. Hocam TÜSİAD deyince derslerinizden de bu endüstri ilişkileri çalışma ekonomisi bölümünün de yarı zamanlı gayret gösteren birisi olarak işçi kelimesini taradım ben. Acaba 224 sayfalık bir rapor içinde işçi ve yani emek cephesi, çünkü sermaye cephesi bütünüyle var. Onların tercihleri var. Ama işçi kelimesini 124. sayfada bir kere buldum. O da işçi-işveren ilişkileri şeklinde geçiyor. Şimdi emek dünyası olmadan bir sanayileşme var. Ve bakın, ilginç olan noktalardan bir tanesi de şu. Şimdi bu sanayi strateji belgesinin
temel omurgasında tek ve nihai hedef olarak Türkiye'nin varması gereken hedef olarak parantez içindeki isim tamlaması var. Avrupa Birliği üyeliği. Bir vizyon, klasik tabirle hani bu neoliberal literatür ve stratejik planlama tırnak içindeyle gelen bir vizyon yapısı var planın. Vizyonu aynen şöyle belirlenmiş. Orta ve yüksek teknoloji ürünlü ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak. Şimdi Avrasya'yı sadece Türkiye Cumhuriyetlerden ibaret mi görüyorlar diye düşündüm. Yani bu raporun yazımı çok önemli çünkü Avrupa, Avrasya'nın Asya artı Avrupa olduğu ve toplam 99, bugün itibariyle söylersek 99 ülkenin olduğu, devletin olduğu, 4 milyar 250 milyon nüfusun olduğu bir coğrafya olduğunun farkında değil bunu yazanlar. Orta ve yüksek teknoloji ürünlerde Avrasya'nın üssü olmak. Şimdi sevgili Şahin Kaya, tahlilinizin akışını bozmuş olmayayım. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'ye biçilen rol dünyanın egemenleri tarafından Amerikan sermayesi gelecek. Burası ucuz, başka bazı ülkelerle birlikte ucuz iş gücü cenneti. Burada üretim yapacak. Bu üretimde montaj sanayi olacak. Bunun sonucunda işte maliyeti düşük mal üretimi Türkiye ve başka bazı ülkelerde sağlanacak. Tabii bunun sonucunda Amerika'da halk kesimleri, emek kesimi çok büyük zarar gördü. Çünkü sermaye buralara akınca, buralarda üretime ucuz işçinin peşinde koşarak, ucuz emeğin peşinde koşarak, o zaman Amerika'nın sanayi merkezlerinin tarman olması gibi bir duruma tanık oluyoruz. Mesela Detroit ölü şehir haline dönüşüyor. O canlı otomobil üretiminin, otomobil sanayinin merkezi. Ve Amerika buralarda üretim yapıyor. Şimdi bu kim karlı çıkıyor buradan, eğer kar sayılırsa? Uluslararası tekelci sermaye. Burada ucuza üretiyor. Bunun bir de çok şık bir adını koymuşlar hocam. Kümelenme. Ha, kümelenme. Çok güzel. Güzel. Yani bundan karlı çıkan kim? Uluslararası tekelci sermaye. Ama Amerikan emekçisi sefalete düçar oluyor, çöküşe. Hı. Türkiye bundan bir şey kazanmıyor. Çünkü bu ne istihdama merhem oluyor, ne Türkiye'nin gerçek zenginleşmesi manasına geliyor. Böyle bir dünya iyi bir dünya değil. Acaba ben siz bunu incelediğinizi söyleyince, acaba bunun facia olduğu bizimkiler tarafından bir ölçüde fark edildi de hiç olmazsa kağıt üzerinde farklı bir arayış mı? Belki o arayış doğacaktır, umut ediyorum. Ancak ben bir iki şey daha... Yani hiç olmazsa kağıt üzerinde demek istiyorum. Kağıt üzerinde sanki böyle ipuçları, mahcup da olsa, ben bu mahcup kelimesini bugünlerde çok sık kullanıyorum. Yerinde ama. Mahcup da olsa kağıt üstünde sanki bir şeyler gözükecek gibi en azından, ama bakın bu Avrasya mesele, Avrasya'da orta ve yüksek teknoloji ürünlerinde üretim üssü olmak. Hı-hı. Buradaki ben üst kelimesine bir büyük şair Nazım'ın dizelerinde olduğu gibi vatan Amerikan üsleri ise gibi bir çağrışım yapıyor bende bu üs. Çünkü üretim merkezini bir miktar iktisadi bulabilirim ama üretim üssü sanki birileri gelip üstlenecekmiş gibi. Zaten bunun rapor 5 Ocak'ta yayınlandı. 5 Ocak 2011'de. Hı hı. Ben bu raporla ilgili şey yaparken, görevden vazife çıkartıp işte çalışırken rapor üzerinde birdenbire, yani 2 gün önce 16 Ocak 2011 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde eski TÜSİAD başkanlarından biriyle tam sayfa bir röportaj yer aldı. Ve bakın o röportajın başlığı otomotivde Avrupa'yı Türkiye besleyecek eğer özel sektöre eğer özel teşvikler verilirse. Bu işte az önceki Detroit meselesiyle ilgili birebir örtüşen bir mesele diye düşünüyorum. Bir de bu sektör şeyin sanayi stratejisinde hocam, Türkiye'nin 2014'e kadar üstleneceği ya da geliştireceği sektörlerin isimlerini sadece zikredelim. Otomotiv, makina, elektronik, beyaz eşya, sonra tekstil, hazır giyim, gıda ve demir çelik. Fakat bu sektörlerin sıralandığı, yani bu strateji hangi sektörleri ana lokomotif yaparak Türkiye ekonomisini 2014'te daha sanayileşmiş bir ülke
olarak haline getirecek denilen paragrafta bir ifade var bu sektörler sayılırken. Avrupa Birliği ile diyor, görüşmeler sırasında belirlendi ve bunları değiştiremezsiniz diyor. Yani Avrupa Birliği ile müzakere şeylerinde, belgelerini, müzakere pozisyon belgelerinde tam adıyla, teknik adıyla belirledik. Şimdi bakın, bizde öyle bir uzun zamandır bu, özellikle neoliberal dönem, yani 80'lerden sonra ama 2000'lerden bu yana iyice çılgınca bakılan bir şey var. Bir fetiş ve bir fanatizm var. Fetiş büyüme üzerine ve rekabet gücü üzerine bir fetiş ve bir ihracat fanatizmi var. Şimdi dış ticaretin ikili bir makas olduğunu unutan iktisat politikası yapıcıları sürekli ihracat, yani bakanımız bile, dış ticaretten sorumlu bakan bile İstanbul'a gidip şeyleri açıklıyor sürekli, ihracat rakamlarını. Beklediğimizin üstünde çıktı, arttı, flaş. Peki ithalat makası, makasın diğer bacağı. Siz 100 birimlik bir sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirebilmeniz için 70-75 bandında süren bir ithalat yapmadan bunu üretemezken, siz nasıl olur da Türkiye'yi bu sektörler temelinde katma değer yaratacağınızı söyleyebilirsiniz ve bu ihracatla övünebilirsiniz? İhracatınız 100 birim, ithalatınız 175 birim. Buyurun. 75 birim ne? Açık. Evet. Yani bu demin sevmediğiniz bir sözcük var ya, üs olma meselesi. Hı. Üssün kaderi işte. Hı hı. Yani üs, çünkü dışarıdan bir şey gelecek ki oradan bir şey çıksın. Dolayısıyla Türkiye bu montaj sanayini yürütürken elbette ki daha çok alacak, daha az satacak. Olan bu özetle herhalde. Evet, yani şimdi bir sanayi politikasının gerekliliği açıktır. Ama az önce söyledim ya, fetişizm ve fanatizm meselesi. Hı hı. İhracat fetişizmi. İhracat fanatizmi, rekabet gücü fetişizmi diye tabir ettim ben onları. Şimdi bizim, sizin daha iyi hatırlayacağınız ve bize öğrettiklerinizden benim hatırladığım, biz bir kalkınma meselesini terminolojik olarak dahi unuttuk. Hele topyekün kalkınmayı hepten unuttuk. Kilitledik kendimizi büyümeye. Ne büyümesi? Bu gayri safi milli hasıla büyümesi. Bir de TÜİK, MÜİK gibi teşkilatlara işte talimatla bir gecede fert başına geliri de işte hesaplama yöntemini değiştirdik diye bir gecede hepimize 2500'er dolar para hesabımıza yattı. Değil mi? Kağıden, yani per kapita, fert başına milli gelir böyle oldu. Şimdi doğru bakış, bize öğrettiklerinizden, hocalarımızdan öğrendiğim doğru bakış şu: siz milli gelirinizi oluşturan 3 tane temel sektörünüz var, değil mi? Uluslararası tasnif bu. Tarım, sanayi, hizmetler. Şimdi bakıyorum, bu kadar vaveyla kopartılan ve büyüyen ülkenin ekonomisine bir bakalım biz. 1980 yılında sanayinin payı 19,06. Yani %19'muş Türkiye milli gelirine sanayinin katkısı. 80'de krizin en derin olduğu yıl. %20-22 bandında tarımımız var o zaman. Hani ondan sonra uzun bir süre şey dedik biliyorsunuz, kendi kendimizi doyuran 7 ülkeden biriyiz diye. Sonra %40'lar bandında da bir hizmetler sektörümüz var. 40-20. 86'ya falan geldiğimizde, bu 80'den 86'ya gelirken sanayinin payı 19'dan %26-27'lere doğru çıktı. 86'ya kadar. Hızla bir tarımdan kayıp yaşıyoruz ve hizmetler sektöründe bir füzyona doğru, bir büyümeye doğru gidiyoruz. Bu 86-90'larla beraber ve 2000'le beraber, hatta 2000'li yıllarla beraber bir hizmetleşme ve onun kontrarı, zıttı olarak da tabii bir sanayisizleşme meselesi gündemde. Onun için bu kadar yoğun işsizlik var. 86'da sanayinin milli gelir içindeki payı %26,7. 2010 yılı itibariyle şimdi aradan... Avustralyalı bir iktisatçı vardı. Bizim doktoraya hazırlandığımız sıralarda çok modaydı o. Frastiye diye de bir Fransız ondan esinlenmişti. Sanayileşmiş ülkelerde önce sanayi, önce tarım, sonra sanayi, sanayiden sonra hizmetler büyüyor. Bizim gibi ülkelerde bu tersine oluyor. Sanayiden önce hizmetler gelişiyor.
daha somut bir ifadeyle tarımdaki gizli işsizlik hizmetler sektörüne taşınıyor. Bu bakış açısı herhalde doğrulamıyor evet. Bir kere daha. Tabii tabii. Şimdi 2010 yılını son çeyrek verileri açıklanmadı ama 3. çeyrek verileri elimizde. 86'da tarım dedim ki sanayi %26,7. 2010 yılı biterken de sanayinin payı %26-27. Yani 86'dan 2010'a kadar geçen 30 seneye yakın süreçte Türk sanayisinde bazı belli başlı fabrika ölçeğinde kimi gelişmeler yaşanmış olabilir ama o sanayinin üretim imkanları eğrisi dediğimiz hani o pastayı büyütme kavgası aslında o. Yani siz pastanızı sanayi eksenli temelli bir ekonomiyle büyütemediniz. Büyütemediğiniz için sorun yaşanıyor, kitlesel işsizlik yaşanıyor, yürütülen büyüme stratejisine işte sefilleştiren gelişme diyenler var. Şahin Bey, şuna indirgeyebilir miyiz meseleyi? Yani kalkınma dediğimiz şey çözüme kavuşmuşsa iki şeyin artmış olması lazım. Bir tanesi üretim artmış olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Eti alan, domatesi alan, domatesin çekirdeğini alan bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. Sanayi keza montajdan ileriye gitmedi. Bir şeyin daha artmış olması lazım. İstihdam olanakları. Bunlar artmadığı sürece bu büyüme işte adı büyüme olan hani şişmanlamış ama sağlığı yerinde değil. Hormonlu. Sağlığı yerinde değil. Şimdi öyle bir. Şimdi özür dilerim. Zamanımız az olduğu için ben hızlı geçmek eğilimindeyim. Şimdi bir de kalkınmanın daha doğrusu sağlıklı kalkınmanın bir şartı da bölgeler arası ve sınıflar arası ve gelir grupları arası denge meselesi değil mi? Hocam, o açıdan Türkiye'ye baktığımızda gidiş ne tarafa doğru olmuş? Bakın o kadar isabetli bir noktaya getirdiniz ki bu raporun gene strateji belgesine dönelim. Bir bölgesel gelişme başlığı var. Yani Türkiye'de bu strateji belgesinin öngördüğü sanayileşme politikalarıyla bölgesel dengesizlikleri de alt edeceği söyleniyor. Bakın. Onun farkındayız yani raporda. Kağıt üstünde farkındayız. Fakat olmayan bir şey var. Bölgesel dengesizlik meselesini strateji bugüne kadar olduğu gibi kalkınma ajanslarına ve Avrupa Birliği'nin hibe programlarına bırakmış durumda. Strateji belgesinden bunu anlıyoruz. Daha kritik bir şey söylemek istiyorum. Bölgesel gelişme başlığı altında GAP'la ilgili tek bir satır yok. İsim yok, rumuz dahi yok. Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili. Siz şimdi eğer GAP gibi enerjide büyük oranda tamamlanmış ama sulamada hala %30-40 civarında bir gerçekleşme olmuş bir proje eğer orada duruyorsa iki şey geliyor aklıma. Ya başka beklentileriniz var acaba GAP yarın öbür gün başka bir coğrafyada mı kalabilir gibi bir mesele var. Eğer böyle bir meseleniz yoksa ve bu topraklarda doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle zayıflamış olan yurt yapma inancını yeniden de canlandırmak istiyorsanız bu perspektiften vazgeçeceksiniz. Avrupa Birliği hibe programlarına ve kalkınma ajanslarına neredeyse il düzeyinde ya da 3-5 il kümelenmesiyle 26 tane kalkınma ajansının kurulması planlandı kanunla. Bugün itibariyle 18 tanesi kurulmuş ve çalışıyor. Bunlar doğrudan Brüksel'le yani bir proje üretiyorlar. Brüksel'e gönderiyorlar projeyi. Avrupa Birliği finanse ederse o proje o coğrafyada hayata geçiyor. Bunlar kötüdür anlamında söylemiyorum. Ama Türkiye'nin hani biz GAP'ı ne diye öğrendik hocam? Ne diye anlatıyoruz öğrencilerimize de bölgesel dengesizlik anlatırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini yenecek projeydi GAP. Şimdi GAP'ın adı yok. GAP projesi düşünülmeden orada nasıl bir sanayileşme modeli yapacaksınız? Yani ileri geri bağlantıları... Aklıma çok tehlikeli bir şey geliyor. Yani biz oradan vaz mı geçtik acaba? Bilemiyorum. Şundan dolayı bilemiyorum. Bakın GAP'ta GAP projesi ilk fikir projesi olarak ya da fiziki gerçekleşmeler başlarken daha düne kadar diyebileceğimiz bir zaman dilimi içinde GAP'ın kapsamında 5 tane il vardı.
Sonradan illerin idari bölünüşü falan nedeniyle GAP projesi kapsamında şimdi 8 tane il var. Bir, böyle bir tespit yapalım. Şöyle bir bölgesel dengesizliği giderme ve bu sanayileşme politikasıyla bir eklemlenme yapılsaydı, bu ruhtan aranıp yeniden o Mustafa Kemal döneminin halkçı devletçi ekonomi modeline dönülüp de mesela şöyle bir tahayyül düşünün. Fabrika dizaynı yapıyoruz, kuruluş yeri anlamında işte. Batman'da GAP bittikten sonra sulanabilir arazi şu kadar gelişiyor, ekilebilir arazi bu kadar gelişiyor, ürün paternimiz bu. Şurada üretiyorum A ilinde, oradan raylı sistemle B ilinde şokluyorum ve Urfa havaalanından ihraç ediyorum. Şimdi reel politik böyle bir şey gerektiriyor. Ama burada hiç bir şey yok. Ha şimdi bu bölgesel dengesizlik sanayileşmeyle beraber bir miktar mahcup, gene o kelimeyi kullanalım. Ayın 18'inde Cumhuriyet Gazetesi'nin de Utku Çakır Özer'in bir özel haberi çıktı. CHP'nin yeni ekonomi raporunun taslağının ipuçları diyelim. Tabii raporun bütününü inşallah şeyde göreceğiz. Bir ay sonra kamuoyuyla paylaşacak Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi burada bu sanayileşme ve yani bu dakikaya kadar konuştuğumuz bölgesel gelişmeyle ilgili meselelerde tabii gazete haberlerinden Sayın çıkan... Şahinkaya, çok önemli bir noktaya geldiniz. Maalesef zaman az ama onunla bitirmek uygun olacak. Onu unutmayın. Yani CHP bir alternatif sunuyor mu diye o başlığı koyabiliriz. Fakat ondan önce benim zihnimde bir soru iyice büyüyor sizi dinlerken. Bu raporu kim hazırladı? Bu strateji belgesini. Şimdi söyleyeyim. Yani TÜSİAD'ın uzmanları öncelikle akla gelen... Şimdi söyleyeyim hocam. Acaba bakın, şey de var mı? Dostlarımız da var mı? Yani, yok. Şimdi bakın, bu raporu kendi paragrafıyla söyleyelim hatta. Kendi paragrafı. Ama ben, kısa lütfen. Çok, çünkü çok kısa. Çünkü çok önemli çok bir bahis geride kaldı. Belgenin hazırlanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir takım müsteşarlıklarımız var. 11 yıldır yayınlıyor. Dış ticaret bir takım bakanlıklarımız onlar var. Onlar hazırladılar. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği var. Onlar hazırlandı deyip kestirip atmayalım hocam. TEPAV var. Hı-hı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Yani TOBB'nin. TÜSİAD var. TESK var. Hı-hı. Ondan sonra... İKV var, İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul'dan. ABC ve sermaye çevreleri var, kamu organizasyonunun yanında. Az önce de söylediğim gibi sermaye cephesi, emek cephesinden hiçbir örgüt yok. Yani sendikal anlamda işçinin Türkiye adı yok. Türkiye üniversitelerindeki bilim adamlarından? Yok. 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 Varsa da bilmiyoruz. Yani bildiğim kadarıyla öyle bir, bu sanayi strateji belgesinde hani çok moda tabirleriyle... Bu çok önemliydi benim... Arama toplantıları yaptık, şu kadar olduk, evet, bu kadar olduk falan filan diyorlar. Maalesef ama zaman o daha önemli bir konuya girmeye el vermeyecek. O da CHP acaba sağlıklı bir alternatif. Çünkü sözü Atatürkçülüğe getirdiniz. Atatürkçü onunla ilgili bir cümle edebilecek zamanım ekonomi, var mı? Bir cümle veya birkaç cümle. Kısa bir paragraf olabilir. Yani bu sağlıklı bir Atatürkçü alternatif deyince akla CHP geliyor. Altıok duruyor çünkü. Altıok duruyor. O zaman o umut ve o CHP'nin realitesi ile ilgili kısa bir paragraf. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bitiriyoruz o ipuçlarından yola çıkarak gazetedeki bir topyekün kalkınma, o kalkınmanın içinde bir sanayileşme ve bölgesel dengesizliği giderecek herhangi bir şey en azından şimdilik gözükmüyor. Var olan neoklasik çerçeve küçük ilavelerle, işte kamu gerektiğinde falan gibi nazik cümlelerle şey yapılıyor. Bana göre CHP eğer 2011-12 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin makus talihini bayrağındaki amblemlerindeki altı oku güncelleştirerek gerektiği oranda halkçı devletçi sıkılmadan, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şey söyledi hatırlayın, kamu eliyle sanayileşmeden bahsetti. Evet. Söz verdi Doğu Güneydoğu Anadolu'da kamu eliyle sanayileşme. Yani yeniden kitler kuracağız dedi. İnşallah onu önümüzdeki ay açıklanacak programda görme umuduyla diye sözümü bitiriyorum. Biz de şu umudu ekleyelim. Yeni bir program sizinle yaparız. Bu konuyu irdeleriz. Memnuniyetle hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bu sohbetimiz de burada bitmiş oluyor. Çok yararlı bir sohbet olduğu kanısındayım. Sizlere de değerli izleyenler, İyi günler, iyi geceler ve mutlu yarınlar dileyerek bu programa son veriyoruz.
11 yıldır yayındayız. Ulusal kanalı yaratanlara, emek ve gönül verenlere binlerce teşekkür. Şimdi Ulusal Kanal'ın 11. yılı gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye'nin çok önemli bir dönemine denk düştü bu. Türkiye bana göre hiçbir dönemde hatta o kadar hepimizin eleştirdiği veyahut da artık olmaz diye baktığı tek parti döneminde bile bu denli baskıcı, bu denli diktatörlük benzeri bir yapı içerisinde olmadı. Hem de demokrasi diyerek. İşte Ulusal Kanal bu korkunç baskı döneminde halkın bilgilendirilmesini sağlayan en temel organlardan bir tanesi olarak şu anda işlevi ve önemi yine duruma göre 10 kat artmış vaziyette. O bakımdan elimizden bizim de ne gelirse, daha önce akademisyen olarak, bugün de siyasetçi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki 10 yıllarda bizler değil belki çoluğumuz çocuğumuz olacak ama böyle bir dönem inşallah, böyle başbakanlar, böyle siyasal iktidarlar, böyle bakanların olmadığı, demokrasinin olduğu bir ortam olur diye düşünüyorum. 11 yıldır yayındayız. Ulusal Kanalı yaratanlara, emek ve gönül verenlere binlerce teşekkür.